Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere bir alışveriş videosu çekeceğim. Bu gerçekten bayağı büyük bir alışveriş. Benim çekmeyi özlediğim bir çünkü video. Benim çekeceğim. Zaten kanalımda çok fazla alışveriş ve yavaş yavaş böyle eskileri silip daha çok yenileri çekeceğim artık. Çünkü videoların yenisi güzel oluyor yani. Fiyat elimden geldiğince bildirmeye çalışacağım bu arada. Bunu da söylemiş olayım. O zaman ilk olarak gratisle değil, gratislerle başlayacağım. Şöyle 3 tane küçük burada olarak. L'Oreal'in bu sankisini aldım. Biliyorum yaşıma uygun bir şey değil ve ben bunu zaten sadece size böyle göstermek için aldım. Çünkü hakkında bayağı bir şey olan bir ürün yani. Onun dışında biz arkadaşlarımla bazen böyle havuzda falan gidiyoruz. Canımız sıkılıyor bazen çünkü aynı şeyleri yapmaktan. Belki böyle bir değişik bir şey yapabiliriz bilmiyorum ama ben kokusunu çok sevdim. Bunun fiyatı da 20 liradan 15 liraya düşmüştü. Ben de zaten indirim sebebiyle de daha sonra Essence'in bu kalem eyeliner'ı. Annemin eyeliner'ı yani kalem eyeliner'ı bitmek üzereydi ve şu arada eyeliner'ı ben de taktım. Bunu almasını önerdim. Ona çünkü gerçekten bayağı güzel bir eyeliner ve fiyatı da diğer markalarınkine göre gayet uygun bence. Daha sonra annem bir cımbız aldı gene. Altın renkte. Fiyatını hatırlamıyorum tam olarak. Ben anneme sorup altı şuraya bir yerlere yazarım. Bu şekilde bir cımbız. Daha sonra ben The Balm'ın Fat Boy isimli allığını aldım kendime. Yani allıkları ben çok seviyorum ve bence yaşımıza uygun en iyi dudak ürünlerinden sonra en uygun makyaj malzemesi allık. Çünkü benim yaşıtlarım da allıklara bayılıyor. Ve benim de yaşıma göre biraz fazla var. Özellikle aynası olması beni inanılmaz çok mutlu etti. Ve rengini de çok beğendim. Çok tatlı. Bence yaz için var. Güzel bir allık. Bunun fiyatı da indirim vardı bunda. Hala yok ama ben aldığımda indirim vardı. 23. Daha sonra iki tane Bare Lips'in Electro serisinden lip balmlar aldım. Bunları da daha önce almıştım. Yani bayağı oldu. Çok olmadı ama oldu. Bu şey olanı Berry Bomb. Kokuları zaten hepsinin çok güzel ve bence yaşımıza çok uygun ürünler. Bu da Oh Orange. Oh Orange. Oh Orange. Oh Orange olanı yani portakal turuncusu. Bu aralar şey turuncu moda oldu biliyorsunuz ve bence ben de bunu bir lip balm almak istedim. Ve ben Babylips'in elektro serisi kesinlikle çok çok daha fazla beğendim. Ben de 3 elektro, 3 de normal serisinden var. Ben kesinlikle elektroları çok çok daha çok beğendim. Çok çok daha çok beğendim. Çok daha çok. Neyse. Bunun fiyatı da Gratis'te 6.90'dı ama Watson'da 6.99 diye söylüyorum. Daha sonra Essence'in bu öjesini aldım. Bu rengi daha böyle şey bir renk. Kameradan biraz daha şey görünüyor. Soluk bir renkmiş gibi görünüyor ama normalde bu bayağı böyle bir lacivert. Artık daha fazla Essence öjesi almayı planlamıyorum. Bende 4 tane falan oldu sanırım. Almayı planlamıyorum hiç çünkü fırçaları çok kalın ve benim tırnaklarımda hiç güzel sürüyor. Bu da 31 elektrik isimli rengi yani oraya kaç tane iyi yazmışlar. Nesi mantık bilmiyorum. Bu Essence Ojen'in fiyatı zaten klasik yani bu jel ojelerinin fiyatı klasik 3.95. Berni'nin kare makyaj temizleme pamuklarını aldım. Normalde ben yuvarlağını kullanıyorum ve koyduğum kapta yuvarlağına göre göstereceğim. Bu şekilde Almanya'dan aldığım bu kap yuvarlağına göre ve içinde yuvarlığı var bitmek üzere. Yani geriledim. O yüzden alacaktım ama maalesef şey yoktu, yuvarlıkları yoktu. Ben de bu 80'li karelerinden almak istedim. Daha sonra yine Berni'nin kulak temizleme çubukları. 200 tane var içerisinde. Böyle renkli renkli. Bunun fiyatı da 2.25. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Daha sonra bunu da gene annem aldı. Böyle bir şey. Açabilirsem. Evet sonunda açabildim ve bu şekilde bir ucu var.
Bu şekilde gördüğünüz gibi keçe uçlu oldukça kalın bir ürün. Böyle bir şey yapayım. Gerçekten çok siyah şuradaki, buradaki, buradaki, buradaki. Böyle gerçekten güzel bir siyah ve sürümü böyle çapraz olduğu için kuyruğunu yapmak ne olduğunu söylüyorlar. Maybelline'in Master Grab Pink sanırım. Eyeliner'ı çok güzel, hepinize tavsiye ederim. Bu 19.90, hani 20 lira fiyatı. Daha sonra Calvin Klein'in bu Emporia isimli parfümünü aldı. Bu parfümü nasıl keşfetti? Şimdi Emporia'nın küçük boyu. Peki bunu nerede, nasıl, ne zaman aldı? Almanya'ya giderken havaalanında aldı ama size o vlogda gösterdiğim değil bu. Yani Almanya'dan dönerken almıştı. Çünkü giderken yoktu. Bu Emporia olanı. Şöyle. Bunlar Calvin Klein'in küçük boy 5 tane parfümü. Şöyle. Hepsini tek tek göstereyim ben. Bu Calvin Klein One. Hepsini 10 mililitre sanarak en ucuz annem parfüm ama sanırım Calvin Klein One. En çok ondan koymuşlar yani. Ve bence kazıklandı. Bence. Çünkü o kadar küçükler ki ve sıkmalı değiller. Şöyle dökmeliler. Yani ama kokuları gerçekten güzel ve anneme Calvin Klein'in kokuları çok yakışıyor yani. Bu da şey olanı, Endless Emporia yani sanırım. Yansıyor, o yüzden göremiyorsunuz. Hepsi sıkmalı. Bu da Downtown. Downtown annem zaten kullanıyordu. Çok çok güzel kokusu var. Onun da büyük boyunu almıştı ama daha önce almıştı yani. Gratis'ten almadı. Bunlar sıkmalı Allah'a şükür. Şimdi ben size asıl Gratis'ten aldığımı göstereyim. Bunun fiyatı 160 lira. Parfüm büyük boyun. Yani bir farka bakar mısınız? Bunun küçük boyu değil, yavrusu olarak koymalılardı bence. Baksanıza. Yani çok saçma. Downtown da böyle oluyor yani. Yavrusu gibi. Son olarak da Gratis'ten bu Diadermine'nin çift fazlı kirpik koruyucu göz makyaj temizleyicisini aldı. Bu şekilde bu sallıyorsunuz ve kendine geliyor. Bunun hassas gözler, ciltler için olanı da var. Bu normal olanı. Oradaki kasiyer bunu tavsiye etti. O yüzden de bunu aldı. Bu Gratis kartla yaptığımız 25 lira ve üzeri alışverişlerde böyle bir indirime giriyor. Önce bir denemek istedik. Gratis bitti ve ben şimdi Vaxmas'la devam ediyorum. İlk olarak sürekli olarak almaya devam ettiğim bu ıslak mendiller. En çok bu paketini seviyorum ve en çok bu paketini kullanıyorum. Çünkü bu paketteki tüm aromaları, tüm kokuları seviyorum. Bunlardan biraz daha büyük olanlar çok hoşuma gitmiyor kokuları. Ve küçükler ve çok tatlılar. Her yerde sığıyorlar. Bunların fiyatı... Daha sonra bu Delicious Body Spray var. Bu şekilde. Çok güzel kokuyor gerçekten. Bu da 3 veya 4 lira arasında bir şeydi. İnce ve çantalara gayet güzel sar. Daha sonra bu NYC'nin 16 saat kalıcı stainleri, lip stainleri. Bu şekilde. Bunu aslında bana arkadaşım Merve almak istemişti. Pembesini ama maalesef ki pembesiyle ambalajı çok benzediği için sını aldı yanlışlıkla ve benim hiç süremeyeceğim bir ürün oldu. Annem beğenirse o da kullanır diye düşünüyorum. Daha sonra o çok çok meşhur olan Watsons'ın Magic Lip Balm'ı. Bu şekilde. Evet, renk değiştiriyor ama ben şunu fark ettim. Bu şekilde. Gördüğünüz, göreceksiniz inşallah. Bu şekilde gördüğünüz gibi üstünde şöyle pembe noktacıklar var lip balm'ın üzerinde. Ve ben renk değiştirmesinin biraz bundan da kaynaklanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, renk değiştiriyor ama değiştirdiğinde çok bence koyu bir renk oluyor. Ve ama yine de gerçekten kokusu daha sonra muhteşem. Tekrardan NYC'nin Apple Gloss Lip Balm'larından 351 Caramel Apple isimli olanını aldım. Kırmızısını ilk almıştım. Ama bu da gerçekten çok güzel. Kırmızısını da çok beğendiğim için zaten bunu almıştım.
bu şekilde elma şeklinde gördüğünüz gibi ve benim çok hoşuma gitti. Daha sonra iki tane oje, ikisi de Alix'e beğenirim. Bunu zaten favori yaz ojelerimde görmüştünüz. 231 numara ama şeyden havuzun suyundan biraz fiyatı çıkmış. 2.75'ti ve bir alına bir bedava indirimi vardı. Ve ben de bir de şunun cilayı almak istedim. Bunun numarası tabii ki 0. Bu kadardı. Ve ben de şimdi size bu Flormer'den yaptığım alışverişi göstermek istiyorum. Flormer gratisten kalktığından beri benim çok ilgimi çekmemeye başladı açıkçası. Bu da benim herhalde Flormer'den aldığım Black Mulberry Balm. Bunlar 15 SPF içeriyor. Gördüğünüz gibi baya baya bir rengini veriyor yani. Şöyle. Fiyatı 10 liradan 6 liraya düşmüştü. Şimdi geçiyorum. Cotton. İlk olarak şöyle bir çanta. Bunu gerçekten inanılmaz çok severek aldım yani. İki defa gördüm. İlkinde almamıştım. Şimdi aldım. Bunun fiyatı 40 liradan 26 liraya düşmüştü. %35 indirimle. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İçinde şöyle bir tane küçük şekilde gözü var. Çok görünmeyecek çünkü simsiyah. Burada da bir tane fermuarlı cebi var. Bu çantayı alırken benim aklımdan tamamen çantamda ne var videosu çekti. Eğer isterseniz bunu yazabilirsiniz. Bu şekilde bir fermuarlı göz de var iç kısmında. Bu tarz gözler benim için iyi oluyor. Yani telefonumu ve özel eşyalarımı koymak için. Bu çantayı da gerçekten çok beğendim. Ve böyle bir dikdörtgen çantası benim için olmazsa olmaz. Askısı yoksa şöyle bir şey işte yani böyle koluma takıp şey yapmayı daha çok seviyorum çünkü diğer türlü böyle tek olunca çantanın modelini kapatmış oluyorum ve bu şekilde olduğunda çok çok beğeniyorum ve çok daha kullanışlı buluyorum. O yüzden şu kısım yani şu olay beni çok çok mutlu etti ama isterseniz buradan da çıkarabiliyorsunuz. Daha sonra yine bir çanta, bunu okul alışveriş videomda göreceksiniz. Okul çantası olarak kullanacağım için okul alışverişi videosunu koyacağım. Çok fazla üstüne durmak istemiyorum. Şöyle bu şekilde bir çanta. Bunu zaten dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz ilerleyen videolarımda. Hatta çok göreceksiniz. Daha sonra şöyle bir atlet. Göbekten biraz açık bu. Çok değil. Arkası da bu şekilde. Bunun fiyatı 16 lira. 15.90'du. Evet. Bu şekilde ben atlet böyle arkaları şey olanları çok çok seviyorum gerçekten. Siyah bu small beden. Kılı ve göbeğe açık. Gerçekten her etekle çok güzel oluyordu. O yüzden de beyazını almak istiyorduk biz annemle. Ama beyazı yoktu. O yüzden de böyle bir beyaz aldık. Bu da genel bu da, her şeyle oluyor. Bunu daha önceden almıştım. Şöyle arkası bu şekilde. Bir bluz diyeyim. Bunu köpeğimi gezdirirken sanırım daha çok giyerim diye düşünüyorum. Belki spor falan da giyebilirim ama yani hem şık hem spor ikisinin arasında bir şey. Ve iki tarz kombinle de olur diye düşünüyorum. Bu da fiyatı da 13 liraydı. Ve kutu alışverişim bu kadar. Şuraya geçiyorum. Decathlon alışverişime bir tane daha var. İlk olarak... Şöyle bir basketbol topu aldım. Belki yani bu benim izlediğim ilk videomsa basketbol oynadığımı bilmiyorsunuz demektir. Ben basketbol oynuyorum ve normalde 5 numara topla değil 6 numara topla alıştım bu seneden itibaren. Ama 5 numara top vardı ve ben de 5 numarasını aldım. Bu zaten eğlencesini oynamak için. Yani antrenmanlarda tabii ki de topumuz var daha fazla kulüpte ama yine de almak istedim bu şekilde bir top. Markası şöyle. Ay. Ay. Bunun fiyatı da devam edecek. Olmaz. Yine bir top aldık. Bu da gene aynı marka. Bu şekilde. Bu beach voleybol yani plaj ya da deniz. Ay. Bu da gene plaj voleybolu. Deniz voleybolu yani beach voley için. Top bunun fiyatı da ay o da öldü. Bu da çok güzel bir top gerçekten ama bu topları köpeğime vermeyi hiç düşünmüyorum çünkü
Ben oynamak istiyorum yani, o hemen patlatıyor. O yüzden bu top bu arada çok iyi sekiyor, hatta göstereyim. Ve çok güzel bir top, bu da yanlış hatırlamıyorsam ne 10 veya 10'du. Sonra devam ediyorum. İki tane deniz gözlüğü. Neden iki tane çünkü benim gibi abim var. Bu da iki tane. Bunlar yetişkinler için, çocuklar için olanlar bize çok küçük gelmeye başladı. Bunlar çok güzel gösteriyor havuzda. Arkadaşımız da vardı. Ah. Tabii güzel takabilene güzel gösteriyor ama şu anda ah, kulağım. Manyak. Kim ben takayım, kendimki nasıl gözüküyor? Baba sana yakıştı. Abim de güneş gözlüğü gibi durmamış mı? Hadi ya. Ver işte, tanıtıyorum ben. Kaç liraydı bunlar? 10. 10 tamam. Kapımı kapat! Kapı! 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 Çok güzel gösteriyor abi. Ben kameraya bu şekilde bakarken bile gayet rahat gördüm. O yüzden çok sevdim ben bunları. Aynılarını aldık çünkü yetişkinler için olanların başka çeşidi yoktu. Fiyatı da az önce abimden duyduğunuz gibi 10 TL'ydi. Son olarak da Adidas'ın şöyle bir şortunu aldım kendime. Daha doğrusu bunu annem gösterdi bana. Madem yani basketbol şortları böyle oluyor arkadaşlar yani. Hiç beğenmiyorum yani. Bir de siz benim formamı göreceksiniz. Bundan daha uzun. Hiç sevmiyorum. Ama yine de çok rahat oluyorlar. Gerçekten bayağı rahatlar. Çok beğendim ben. 26 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 26 lira. Çok beğendim ben bunu. Yani kötünün iyisi bu, kesinlikle bu. Çünkü daha bana hiç yakışmayan, zerre yakışmayan basketbol şortları var ve arkadaşlarımda da var maalesef. Bu da en rahatı small bedeni yani. X small olsa uzadı bunu. Gerçekten hiç beğenmiyorum. Ve de Decathlon alışverişim de böylece bitmiş oldu. Şimdi de arkadaşlar bir Madame Coco alışverişim var. Ve Madame Coco alışverişimin üstüne oturuyorum şu anda. Ben şimdi göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi ben gerçekten çok beğendim üstündeki detayları, desenleri. Her şeyi çok çok beğendim. Mor zaten çok sevdiğim bir renk. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 30 lira olması lazım. Yani çok çok beğendim. Umarım benim videomda bir şey oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Ve ben gerçekten çok keyif aldım. Çünkü çekmeyi bayağı özlemiştim. Sen de sizler beğenmeyi unutmayın. Tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.